Serhat umudumuz, Akın Hoca gururumuz, Levent Hoca her şeyimiz. Biz de Lavi TV'deyiz, biz de Erkülüyüz. Ben de Lavi TV'yi izliyorum. Ben de Lavi TV'yi izliyorum. Ben de Lavi TV'yi izliyorum. Her zaman Lavi TV'yi büyük bir keyifle izliyorum. Siz de Lavi TV'yi izleyiniz. Lavi TV, bölgemizin ve üniversitemizin gururu. Sayın hocalarım, değerli basın mensupları ve siz kıymetli öğrencilerimiz. Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu tarafından düzenlenen diksiyon ve etkili konuşma konulu seminer ve atölye çalışmasına hoş geldiniz. Seminer ve atölye çalışmamızı TRT kurumunun deneyimli baş spikerlerinden Fikret Alan yürütecek. İzninizle Fikret Alan'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Kayseri Bünyan doğumlu Fikret Alan, genç yaşta spikerlik mesleğine atılarak TRT kurumunun Türkiye'deki çeşitli bölge müdürlüklerinde baş spikerlik ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu. Fikret Alan ayrıca İzmir ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Şeref Divanı üyesidir ve Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerinde etkili konuşma dersleri de vermiştir. Onca yoğun programına rağmen bizi kırmayıp üniversitemizin davetini kabul eden Sayın Fikret Alan'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi etkinliğimizi başlatması için Sayın Fikret Alan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Şimdi kelimelerin doğru kullanılışlarına geçelim. Abidin Paşa, doğrusunu söyleyecek olan. Abidin Paşa, doğru tonlayacak olan. Abidin Paşa, A uzun. Asla Abidin Paşa demeyiniz. Önce yanlışlarını söylüyorum. Eğer size doğru geliyorsa ardından söyleyeceğim, doğruya dikkat ediniz. Acenta, doğrusu nedir? Yüksek sesle söyleyiniz. Ama şimdi ben yanlışını söyledim, siz aynısını tekrar ettiniz. Sonra doğrusuna geçtiniz, şimdi tekrar yanlışı örnekliyorsunuz. Acenta. Bravo. Doğrusu acentedir. Aforoz. Bravo. Aforoz etmek. Aforoz etmek diye bir şey yoktur. Bundan çok söz etmiştim size. Hemen herkes doğrusunu söyleyecektir. Yanlışını ben söylüyorum. Ahçı. Çok teşekkür ederim. Aman buna dikkat edin. Neden bunun üzerinde çok ısrarla duruyorum? İnanın ekranlarda artık ahçı diye yazıyor alt yazılar. Akabinde. Ah, akabinde, akabinde. Evet, bravo. Akapunktur. Doğrusunu tekrar edin. Evet, lütfen siz söyleyin. Mudur? Buradan bir el kaldıran daha sevgili arkadaşım vardı. Evet, buyurun. Akapunktur. Söyleyin lütfen. Teşekkür ederim. Yüksek sesle söyleyin. Daha yüksek sesle söyleyin. Hayır, hayır, hayır. Hayır, yuvarlamayın. Akupunktur. Akraba. Son A. Hafif, yarım ses, uzundur. Allerji. Yani... Yani tek L. Teşekkür ediyorum. Alfabe. 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 Efendim? Yüksek sesle söyleyiniz lütfen. Çok önemli bu. Alfabe.
Verin o Faila Bey'i bana. Öyle söylediniz çünkü. Al Fabe. Alfabe. Alfabe diye ikinci A'nın uzatılması son derece yaygın. Lütfen bu yanlışa düşmeyiniz. Antrenman. Tek sesler misiniz? Tek söyle. İzin verirseniz dinleyebilir miyiz arkadaşı? Antrenman. Doğru mu? Yanlış. Yanlış. Yüksek sesle söyleyiniz. Antrenman. Ne antrenman? Ne antrenman? Ne antrenman? Öyle şeyler yok. Antrenman. Antrenman. Tren, tren. İ yok. T ile R'nin arasında geçerken gizli ses var. Hayır, gelmiş olduğu dilden geliş şekliyle Türkçe'ye bizim kabul ediş halimiz. Bakınız ne diyorum. Gelmiş olduğu dilden, çünkü Türkçe değil ki ünlü uyumu olsun. Gelmiş olduğu dilden Türk Dil Kurumu'nun bize kazandırmış olduğu son hali. Antrenman. Abdest. Ne? Abdest. Lütfen yüksek sesle söyleyin. Lütfen yüksek sesle söyleyin. Daha doğru. Daha doğru. Siz sondaki T'yi vurgulayın arkadaşlar. Abdest diye bir şey yok. Abdest var. Abdest. Bir sefer P değil, abdest değil. İkincisi T değil, D. Sonda da T var. Abdest. Asa. Herkes yanlış işte burada. En çok yanlış kullanılan. Kim söyledi o sonu? Buradan bir erkek ses duydum. Evet, evet. Sizden mi? Çok teşekkür ediyorum. Asa. İkinci A uzundur. Asa diye bir şey yok arkadaşlar. En çok kullanılan yanlışlardan bir tanesi. Lütfen not almak istiyorsanız şöyle not alabilirsiniz. Hangi ses uzunsa doğrusunu size burada yorumladığımda not almak isteyen sevgili dostlarıma söylüyorum bunu. Uzun olan sesin yanına iki nokta koyunuz. Bu başta olabilir. Yanlış yazılış, yanlış söylenişi. Yanlış. Yanlış. Doğrusu. Teşekkür ederim. Asfalt. Teşekkür ederim. Asfalt. Aşiret. Yüksek sesle söyleyiniz lütfen. Çok doğru. İ uzundur yarım ses. Aşiret diye bir şey yoktur. Aşiret vardır. Ateşe. Ateşe. Yüksek sesle söyleyiniz. Gelen öneri ateşe. Ateşe.
Yanlışı telaffuz ediyorum. Ateşe. Doğrusunu rica ediyorum. Ataşe. Yurt dışı askeri temsilci. Avane. Avane. Yanlışı söylüyorum. Siz benim söylediğimi tekrar ediyorsunuz. Dikkat edin bravo. Dikkat edin arkadaşlar. Ben sadece yanlışı telaffuz ediyorum. Sizden doğrusunu rica ediyorum. Avane. Buradan bir örnek geldi. Hayır, buradan bir doğru örnek geldi. Avane. Evet, avane. Avize. En çok kullanılan yanlışlardan bir tanesi değil mi? Avize. Avize. İyi uzun. Adi. İyi uzun. Ayrıyeten. Ayrıyeten. Böyle bir kelime var mı? Ayrıyeten bir de böyle bir şey yaptı. Ayrıyeten şu da vardı. Ayrıyeten şöyleydi. Ayrıca var, yapmayın Allah aşkına. Ayrıyeten diye bir kelime yok. Üretmedir. Efendim? Ayrıca. Bravo. Ayrıca zaten. Azeri. 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 Kim söyledi onu? A uzatıcı. Lütfen tekrar eder misiniz, söyler misiniz? Azeri. Azerbaycan. 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 Azerbaycan diye bir yer yok. Azerbaycan. Bandrol. Bandrol. Herkes beni tekrar ediyor. Herkes yanlış söylüyor. Bandrol. Lütfen susup beni dinler misiniz dikkatli? Lütfen bir sessizlik rica ediyorum. Sessizlik rica ediyorum. Beni tam duyunuz. Bandrol. Doğrusunu tek söylemek isteyenler. Buyurun. Bandrol. Lütfen. Rol. Rol geldi ama ben öyle duydum. Evet. Teşekkür ediyorum size. Bandrol. Doğrusu açık L. İnce L. O ile alakalı değil. L'yi inceltiyorsunuz. Açıyorsunuz hafif. Bakaya. Not alıyor musunuz arkadaşlar? Not almanızı öneririm. Almak isteyenler tabii. Almak istemeyenlere bir şey söyleyemem. Bakaya. Bakaya. Tekrar ediniz. Bakaya doğrudur. Bakaya doğrudur. Bakiye. Teşekkür ederim. Herkes son derece iyi. Başarılı. Bir çare. Bir çare. Evet. Hem i'den sonra hem a'dan sonra yarım ses uzatıyoruz. Bir çare. Bisküvi. O kadar çok yanlış geldi ki demek ki bu da çok yanlış biliniyor. Bisküvi diye düzelttiler arkadaşlar. Yanlışı söylüyorum. Bisküvi. Düzeltmiş halinizi tekrar ediyorum.
bisküvi diyorsunuz. Bisküvi, bisküvi, bisküvi. Bitap. Çok teşekkürler. İyi. Yarım ses uzun. Coğrafi. O uzun değil. Coğrafi diyorsun. Coğrafi. Coğrafi. Cumhuriyet. Genellikle bunun cumhuriyet dendiğini duyuyorsunuz değil mi? Çok yanlış arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti yok öyle bir şey. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir şey yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Çikolata ya da çikolata. O ile. O ile. Çinekop bir balıktır biliyorsunuz. Çina, Çina. Çine diye bir şey yok. Evet. Çinekop. Yanlış söylenişi çinekop. Yanlış söylenişi çinekop. Doğrusu çinekop. Defile. Yanlışınız için teşekkür ediyorum. Demek ki herkes bu yanlışı yapıyor. Zaten onu söyledim ben. Defile diyorum. Yanlışı örneklerken. Defile. Arkadaşlar. Hepsi kısa. Defile. Defile. Demagoji. Çok teşekkür ederim demagojiyi. Deklarasyon. Yüksek sesle arkadaşı bir dinleyebilir miyiz? Son söylediğini. Deklarasyon. Deklarasyon. Yon. O'yu da tam yuvarlak veriniz lütfen. Dekorasyon. Çok teşekkür ederim. Döküman. Döküman. Doğrusunu söyleyin. Yüksek sesle söyleyin. Arkadaşı duyar mıyız lütfen? Yüksek sesle. Benim söylediğim yanlışın aynısını telaffuz ettiğini görüyorum. Ama ben yanlışı telaffuz ediyorum. Şimdi söyleyin. Doküman. Dokü. Dinozor. Dinozordur. Dinozor diye bir varlık yok. Dino, dino, dinozor. Dolayısıyla. Teşekkür ederim. A iladır. Dolayısıyla. Depresyon. Teşekkürler depresyon. Dakika. Çok teşekkür ederim. Dakika deyiniz lütfen. 5 dakika oradan sonra konuştuk bilmem 3 dakikada gelirim. En çok yapılan yanlışlardan bir tanesi. Ne olur dakika demeye çalışın. Deplasman. Deplasman. L ince. Diferansiyel. Bravo tekrar edin. Bravo. Doğrusunu tekrar edin. Diferansiyel. Diferansiyel diye bir şey yok arkadaşlar. Diyanet. Dinayet. Diyanet. Dinayet. Diyanet. Dinayet. Evet.
Bu iki şekilde yalnız söylenilir diyanet. Bir diyanet denilir kısa, bir de dinayet denilir. Neye kullanılır? Y yerine. Çok yanlış. Eşkal. A'yı açınız ve yarım ses uzatınız. Eşkal. Eşkal. Tekrar ediyorum. Eşkal. Eşkali. Eşkal diye bir şey yok. Egzoz. Bravo, tekrar ediniz. İki Z iledir arkadaşlar. Etajer. J'den sonra Y yok. Etajer. Etajer diye bir şey yok. Etajer. Eşkıya. Teşekkür ederim. Eşkıyadır. Ermeni. Ermeni. Eninde sonunda. Ben sizi alkışlıyorum. Hepiniz demek ki eninde sonunda diyorsunuz. Eninde sonunda. Eninde sonunda. Eninde sonunda mı? Çok teşekkür ederim. Lütfen arkadaşımı dinler misiniz? Neden bir şeyin eninde ve sonunda? Eninde sonunda gelecek diye bir şey yok. Eninde sonunda yapacak diye bir şey yok. Eninde sonunda olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Lütfen buna dikkat ediniz. Not almak isteyen arkadaşlarım not alabilirler. Önünde sonundadır. Bir önü ve bir de sonu vardır. Enstitü ya da enstitü. Enstitü. Titü. Buradan geldi değil mi? Siz mi söylediniz? Teşekkür ederim. Enstitü. Titü. Titü. Entelektüel. Teşekkür ederim. Entelektüel. Eşortman. Hala eşort diyenler var. Eşof, 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 eşort yok. Eşofman, eşofman, E-Ş-O-F-M-A-N. Eşofman, eşort diye bir şey yok. Fariza bu konu üzerinde... Fariza, 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 İ uzun, A değil. Gazabı, tekrar edin. Bir de gazabı diyen var. Ben yanlışı söylüyorum, gazabı. Bir de gazabı diyen var. İki tane yanlış oldu. Teşekkür ederim. Gazabı. Hepsi bu kadar. Gazabı arkadaşlar. Galiz, galiz pek kullanılmıyor ama galiz doğrusudur. Galiz diye bir şey söz konusu değil. Bunu herkes hemen düzeltecektir. Gazete. Gazete. Teşekkür ediyorum. Gravat. Gravat. Teşekkür ederim. Gazetenin güpürü. Güpür zaten benim verdiğim yanlış. Düzeltenler de küpür diyor. Bir başka öneri var. Kipür. Teşekkür ederim. Yüksek sesle söyleyin. Gipür. Not alınız lütfen. Gipür. Hakemin hatasından söz edelim mi, etmeyelim mi? Teşekkür ederim. Hakemdir doğrusu.
Hacettepe'de okuyan arkadaşı olan var mı? Hacettepe doğrusu. Herkes katılıyor bunu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hibe ettiğiniz bir bağışınız var mı? Hibe edilir, hibe edilmez. Hipodrom'da bir koşu izleyen oldu mu? Çok teşekkür ederim. Hipodrom. Hoparlör. Teşekkür ederim. İnisiyatifini kullanan arkadaşlarım. Evet, bu da çok sık kullanılan ve yoğun bir şekilde yanlış kullanılan dilimizdeki Türkçelerden bir tanesi. Doğrusu arkadaşlar, doğrusunu veriyorum. İnisiyatif. İnisiyatif diye bir şey yok. İnisiyatif. İni. Yazarsanız lütfen. İ-N-İ-Siyatif. İnisiyatif. Sorunuz çok doğru. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Ve not almak isterseniz iki ile alınız. Kampüs. Herkes demek ki yanlış biliyor. Ben de M'li söyledim zaten, kam diye söyledim. Kampüs. Pus arkadaşlar. Kampüs. Kampüs. Buradaki tercihinize bırakıyorum diye büyük bir cömertlik, delikanlılık yapamam. Ama artık kampüs olarak her yerde yazılıyor. Ben buraya yanlış yazmadım arkadaşlar. Doğrusu kampüstür. Kaporo. Benim söylediğim hangisi doğru? Kaporo'yu oylayalım. Bir kişi. Kaporo'yu oylayalım. Kaporo'yu oylayalım. Teşekkür ederim. Hangisi doğruymuş? Kaparo doğrusudur arkadaşlar. Arkadaşıma ben boştan yere teşekkür etmedim. Kaparo. Lütfen not alınız. Kaparo. Ve bundan böyle lütfen kaparoyu kullanınız. Kapora diye bir şey yoktur. Kaparo diye de bir şey yapmayın Allah. Kaparo. Kareograf. Kareograf. Sesinizi duymuyorum efendim. Hangisini? Siz nasıl kullanıyorsunuz? Kareograf olarak mı kullanıyorsunuz? Doğrusu kareograf mı? Doğruyu söyleyecek olan bir arkadaşım. Kareograf dedi bir başka arkadaşımız. Kareograf. Kareograf. Lütfen not alınız. Kareograf. Karakter. 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 Doğrusu karakter. Karakter diye bir şey yok. Kazazade. Kazazade.
Kazazade. Kazazede. Teşekkür ederim. Hayır, her... aynen tekrar ediyorsunuz söylediğimi. Not alıyor musunuz? Kazazede. Kelli felli bir adamdı konuşan. Kelli felli mi? Kellik fellik. Siz söyleyin. Kellik fellik diyorsunuz. Doğrusu. Diye düşünüyorsunuz. En çok yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Doğrusunu söylediğimde hayret edeceksiniz. Kelli felli diye hiçbir şekilde bir tanımlama yoktur. Asla yoktur. Arapçadan dilimize kazandırılmış olan bir tanımlamadır. Kerli ferli. Fer. İşte siz artık kelli felli buyurmayın. Kelli felli bulmayın kimseyi. Fer. Fer. Işık. Tabii yani kerfer. Söyleyeceğim. Kazançlı, ışıklı, yani varlıklı, ısık. Evet, yani bilgili, varlıklı, ışıklı. Kerli ferlidir doğrusu. Hayır, değil. Hayır, hayır, o argo. Fellik fellik bilmem cartlar cırtlar falan yani. Onlar uydurma şeyler. Küpür. Güpürleme oradan ne olur. Küpür. Yani bir gazetenin küpürünü mü alırsınız? Güpürünü mü alırsınız? Küpürünü mü alırsınız? Güpürünü mü alırsınız? Güpürünü mü alırsınız? Kupür. 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 G yok. İ yok. Ü yok. İşte yanlışını söyledim. Güpür de yok. İlk verdiğim küpür. Buradan geldi güpür. Onu da tekrar ettim. Kupür. Küvez. Kövez dendi. Güvez dendi. Kuvöz doğrusu arkadaşlar. Görebilirsiniz. İşte bütün bunları eleştiriniz. Yazabiliyorsanız yazınız. Telefon edebiliyorsanız ediniz. Düzeltiniz. Ben işte ahçı yazana telefon ettim. Kuvöz doğrusu. Lakap. Lakap. Lisan. Lisan kısa. Portre. Porte. Mali olarak. Marul. Çok teşekkür ediyorum. Menopoz. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle hanımefendi arkadaşlar, beyefendileri de çok yakından ilgilendiriyor. Menopoz diye bir şey yok. Meno, 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 meno. Mütevazi. Hayır, mütevazi diye bir şey yok. Mütevazı var. Mizah. Çok teşekkür ediyorum, kısa. Mizah. Müteahhit.
Yüksek sesle lütfen. Yüksek sesle lütfen. Yani o kadar ayırmıyoruz ama müteahhit. Müteahhit olarak yazılır. Müteahhit. Nema. Ben bu sefer özür dilerim. Doğrusunu söyledim size. Yanlışı nema. Nema doğrusu. Nekahat kullanılmıyor pek fazla. Nekahit olacak. Ötenazi. Nazi diye bir şey yok. Ötenazi diye de bir şey yok. Ötanazi. Aile. Panorama. Evet. Ama Roma değil. Panorama. Parlamento. Evet, bu konuyu da çok karıştırıyorsunuz. Parlamento diye bir şey yok. Evet, bravo. Parlamento. Parlamento. La. Plaki. Evet, çok güzel. Kıbrıslılar daha çok doğru söylüyor bunu. Anadolu'da çok yanlış tonlanıyor. Plaki diyorlar. Plakidir doğrusu. Program. Yumuşak G ile değildir sevgili arkadaşlar. Program. Rakım. İçilecek rakıdan söz etmiyorum. Yükseklikten söz ediyorum. Kot farkından söz ediyorum. Rakım. Bir dağın, bir tepenin en üstündeki, yükseklik noktasındaki ölçü aletinin bulunduğu yer. Rakip. Çok teşekkür ederim. Rakam. Tek K ile. Romork. Tekrar ediniz. Çok teşekkürler. Siz de tekrar ediniz. Çok teşekkür ederim. Remork'dur doğrusu. Röportaj. Yapma. Tam yer değiştirdin şimdi. Evet, yüksek sesle lütfen. Röportaj. Röportaj. Sezeryan. Sezaryen. Sezaryen da değildir. Sezaryen de değildir. Sezaryen. 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 Sezar'la alakası vardır. Sait Faik. Sait Faik. Faik'i ayırın. Fa'yı yarım ses uzatın. Spiker. Ben de öyle söyledim. Yanlışı söylüyorum. Spiker. Şarj. Benim söylediğim yanlışı aynen tekrar ediyorsun. Teşekkür ederim. J ile şarj. Şefkat. F ile teşekkür ederim. Bitiyor arkadaşlar. Şoför. Evet, en çok yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Şimdi şoför mü? Şoför mü? Şoför mü? Şo ile başlayacak. Bravo. Teşekkür ederim. Şemsiye. Çok teşekkürler. Tarikat. Tarikat da değil. Tarikat. Tarikat. Taşeron. Taşeron doğrusu. Üniversite. Yani lütfen hepimiz üniversite öğrencisiyiz. Hiç olmazsa nerede olduğumuzu bilelim. Üniversite. Ne üniversite, ne üniversite, üniversite.
Üniversite. Bravo, harika. Hiç olmazsa oradan okuyunuz. Doğru söylediniz. Voleybol. 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 Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Yarın. 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 Hiçbir şekilde uzatma yoktur orada. Yararı. Bir şey ya yararı vardır ya da zararı vardır. Ne zararı vardır ne yararı vardır arkadaşlar. Yararı zararı. Ama kararı. Yararı zararı kararı. Kararı değil. Kararı ikinci A uzun. Yararı zararı hepsi kısa. Onun için zararıyı geçiyorum, zararıyı geçiyorum. Yararı zararı kararı. Tekrar ediniz. Yararı zararı kararı. O kadar çok uzatmayalım. İki ses oluyor A'yı. Bir buçuk ses. Bir buçuk. Yararı zararı kararı. Çok teşekkür ederim. Bunu alıştırın. Çünkü yararı deriz. Çoğumuz yararı deriz. Çoğumuz zararı deriz. Yani adamın kararı böyleydi deriz sonra da. Yani bu çok daha az kullanılan bir yanlış ama. Zerafet. Çok teşekkür ederim. Zarafet diye bir şey yoktur arkadaşlar. Zarafet vardır. Ve şimdi son olarak geldik tekerlemelerimize. Bana tekerleme okumak isteyen sevgili dostlarım hemen ellerini Evet, ellerinizi kaldırırsanız çok sevinirim. Çünkü ellerini kaldırmayan arkadaşları da ben çağıracağım. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. A, O, Ö, Ü. A, Ö, U. Hayır. Hangi sesi tercih ediyorsunuz? A. A tercih ediyorsunuz. Abana'dan Adana'ya başlayınız lütfen. Ama lütfen önce göz gezdiriniz. Tamam. Buyurun gelin şöyle ışığa. Evet. Şimdi başlayabilirsiniz. Abana'dan Adana'ya abarta abarta, apar topar, ahlatla, ağdalı avuntucu, ahmak Avni'nin avadanlıklarını, aparanlardan Acar Abdullah'la, aptal Abdi akşam akşam bize geldi. Nasıl da okudu değil mi? Buyurun. Şimdi lütfen kalınız. Doğrusu. Abana'dan Adana'ya abarta abarta apar topar ahlatla ağdalı avutucu ahmak Avni'nin avadanlıklarını aparanlardan Acar Abdullah'la aptal Abdi akşam akşam bize geldi. İyi siz. Abana'dan... çok teşekkür ederim. Ben yıllardır tekrar ediyorum bunu. Abana'dan Adana'ya abarta... Yapmacıklı konuşma. Yapmayınız böyle bir şey. Tamam. Normal okuyunuz. Tekrar okuyunuz lütfen. Normal okuyacağım. Yani hayır normal. Burada ne yazıyor anneciğim? Abana'dan. Abana'dan yazmıyor. Abana'dan yazıyor. Abana'dan yazıyor. Tekrar ediniz. Abana'dan. Hayır Abana'dan. Abana'dan. Evet bu işte. Lütfen ağlarınızı düzeltiniz. Ağlarınız çok açık. Abana'dan diye biliyorsunuz. Yapmayın böyle bir şey. Hayır. Çok teşekkür ediyorum arkadaşıma bu örneği verdiği için. Lütfen hiçbir şekilde küçümsenecek veyahut da garip karşılanacak bir şey değil. Ağlarınız açık. Bu çok normal. Bütün diksiyon derslerimizde hep bunlarla karşılaşırız. Diyoruz ki sevgili kardeşimize ağlarınız açık. Kapatınız. Üçüncü denemede doğru ağayı buldunuz. Demek ki bu ağaya çalışacaksınız. Lütfen bu çalışmayı sürdürecek olursanız konuşmanız çok daha etkileyici olacak. Ben teşekkür ediyorum size. Başka bir arkadaşımız lütfen buyurun. Öz be öz. Evet parmağının olduğu yer, baş parmağının olduğu yer. Özbezi... Özbezi'nin...
Hayır hayır, cümleyi kelimeyi doğru okuyunuz bakın. Hayır, özbezünün diye bir şey yok orada, öyle bir şey yazmıyor. Özbezönün özbe öz ödemişli öngörülü öğretmeni Özgür Aslan ile Özgür Aslan'la Özgür harika teşekkür ediyorum. Alkışlayabiliriz. Aslan ile diye bir şey yok. Öyle yazar, Aslan'la okuruz. Bu konuyu bir kere daha tekrar ediyorum. Yazarken ileler ayrı yazılır. Bazen de bazı kolay yazıcılar da Leyla şeklinde Aslan'la diye yazabilir. Ama doğru yazımda ilelerin ayrı yazılmasıdır. Ayrı yazılsa da yazılmasa da lütfen Leyla şeklinde okuyunuz. Birleştirerek. Leyla şeklinde okuyunuz. Eğer bir sözcük i ile bitiyor, ünlüyle bitiyor, ile de zaten ünlüyle başlıyorsa orada ünlülerden bir tanesi düşer. Her zaman olduğu gibi. Hiçbir şey fark etmez. Evet. Özbezönün özbeöz ödemişli öngörülü öğretmeni Özgür Aslan'la Özgül Uslan özellikle özerk ön öğretimde öylesine özverili, övünç verici ve övgüye değer kişiler ki hani tüm öğretim örgütleri içinde en özgün örnek olanlardır diyebilirim. Evet, örnek oldu zaten. Siz de çok teşekkür ediyorum. En azından hiç olmazsa yazılanı okudu. Teşekkür ediyorum. Hayır, sizi eleştirmedim. Hiç olmazsa yazılanları okudunuz. Başka bir arkadaşım? Başka bir arkadaşım? Siz galiba geliyorsunuz. Elinizi kaldırdınız. Buyurun. Evet. Başka bir arkadaşım? Buyurun lütfen. Size çok hoş, çok bilinen, çok da severek okuyacağınız bir tekerleme vereceğim ama biraz uzun. Hayır, bu telaffuz edilmeyecek kelimelerden oluşmuyor. Ama asıl olan doğru okumak, doğru söylemek. Çünkü çok sık tekrar ediliyor. Buyurun. Çok uyuyun, çok uzun direkt okumaya başlayın. Okuyun. Bir tarlaya kemeken ekmişler, iki kürkü yırtık kel kör kirki... Kirli körpe kirpi dadanmış. İki kürkü yırtık, kel kör, kirli körpe kirpi. Dadanmış. Kürkü yırtık, kel kör, kirli körpe kirpi. Kaç tane? İki tane. Demek ki neymiş? İki kürkü yırtık, kel kör, kirli körpe kirpi. Buyurun, devam edin. Asıl olan bu. Biri erkek kürkü yırtık, kel kör, kirli körpe kirpi. Öteki dişi kürkü yırtık, kel kör, kirli körpe kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirli körpe kirpinin yırtık kürkünü. Kürkü yırtık dişi kel kör kirli körpe kirpinin yırtık kürkünü. Ne mi? Kürkü ne mi? Kürkü yırtık dişi kel kör kirli körpe kirpinin yırtık kürkünü. Kürkü yırtık kel kör kel kel körlü kirli körpe kirpinin yırtık kel kör kel. Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirli körpe kirpi dadanmış. Biri erkek kel kör kirli körpe kirpi. Özür dilerim. Öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirli körpe kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kör kirli körpe kirpinin yırtık kürkünü. Kürkü yırtık dişi kel kör kirli körpe kirpinin yırtık kürküne mi? Kürkü yırtık dişi kel kör kirli körpe kirpinin yırtık kürkünü. Kürkü yırtık erkek kel kör kirli körpe kirpinin yırtık kürküne mi eklemişler? Başka bir arkadaşım hemen katılımcı istiyorum. Buyurun lütfen. Siz iki yan yana iki delikanlı arkadaşım ikiniz de rica ediyorum. Çünkü hakikaten iyisiniz. Sizin damda var. Çok rahat tonlayacağınızı düşünüyorum. Sürat yapmayınız. Sesinizi saklamayınız. Ağzınızı açınız. Sesiniz daha gür çıksın. Ağzınızı açarak konuşunuz lütfen. Buyurun. Sizin damda var 5 boz başlı 5 boz ördek. Bizim damda var 5 boz başlı 5 boz ördek.
Sizin damdaki 5 boz başlı 5 boz ördek, bizim damdaki 5 boz başlı 5 boz ördeğe, siz de biz cileyin 5 boz başlı 5 boz ördek misiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ama siz de orayı tekrar okuyun. Bir tek orası anlaşılmadı değil mi arkadaşlar? Siz de biz cileyin 5 boz başlı 5 boz ördek misiniz demiş. Siz de biz cileyin. Biz cileyin. Biz cileyin değil mi? Biz cileyin değil. Yani öyle anlaşıldı. Ama siz bizcileyin diye okuduğunuzu iddia edeceksiniz bana. Doğru olabilirsiniz ama herkes bizgileyin diye duydu gibime geliyor. Ben en azından öyle duydum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılısınız. Ama lütfen ağzınızı açınız. Peki derken bile, dururken bile kapalı. Sürekli böylesiniz. Yapmayın. Ne olur bunu yapmayın. Açarım hocam da. Bu güzeldi, bu güzeldi. Merak etme, kekemenleri vermeyeceğim. Ünlü üfürükçü, Ürdünlü ünlü üfürükçü. Tercih ettiğiniz başka bir harf varsa veya kendinizi kontrol etmek istediğiniz o harfi de tercih edebilirsiniz. Buyurun, buyurun lütfen. Ama önce bir göz gezdirin. Oturabilirsiniz, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşımız başarılı. Ama ağzını açmıyor, dişlerini kenetliyor. Bundan vazgeçecek olursanız çok daha başarılı ve etkileyici konuşursunuz. Ben teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Ürdünlü ünlü üfürükçü Üryani Ünye, Üsküdar, Ürgüp üzerinden Üstübü, İstibeç, Üves, Üzüm, Üzengiç taşı ve Üzünç götürürken Üveyik'ten ürüyerek, üvendirelerine sürüyerek yürüyen üçkağıtçıların ünü batasıca ünlemleriyle ürkü verdi. Şimdi kelimelerin tamamını doğru okumayı tercih etti ama tümce anlamlarının tamamını kaybetti. Şimdi sizden rica ediyorum. Orada ne demek istiyor bana verir misiniz, bize verir misiniz? Bir de öyle okuyun. Yani bu tümcenin, bu yan tümcenin anlamı ne? Kim, kimle beraber, ne yapıyormuş da, neyi, ne yapmış? Onları sizden istiyorum. Sakin olun, bir o şekilde inceleyin. Ondan sonra okuyun. Anlamı istiyorum sizden. Tekerlemelerdeki amaçlarımız sadece bu seslerden oluşan kelimeleri doğru telaffuz etmek değil, doğru telaffuz ederek o tekerlemedeki anlamı verebilmek ama bunu takılmadan yapmak. Ürdünlü ünlü üfürükçü Üryani Ünye, Üsküdar, Ürgüp üzerinden Üstübü, Ürgüp üzerinden Üstübü, İstibeç, Üves... Virgüllere dikkat etmeyiniz lütfen. Baştan başlayabilir miyim? Tabii, virgül. Bakınız, anlam olarak da. Ürdünlü, ünlü, üfürükçü, Üryani, ünlü. Hocam, virgüller üstü işte. Üsküdar'la Ürgüp üzerinden Üstübü ve Üstübeç, Üvez, Üzüm ve Üzengi taşı ve Üzünç götürürken. Yani Üsküdar ve yerine virgül kullanmış. Üsküdar'la anlamında. Üsküdar'la Ürgüp üzerinden. Üsküdar, Ürgüp üzerinden Üstübü falan gibi. Ürdünlü ünlü üfürükçü Üryani Ünye, Üsküdar, Ürgüp, Üsküdar, Ürgüp üzerinden Üstübü, İstibeç. Üsküdar, Ürgüp üzerinden Üstübü, değil mi? Ha. Ve Üsküdar ve Ürgüp anlamında. Ürdünlü, baştan alıyorsunuz. Ürdünlü ünlü üfürükçü Üryani Ünye, Üsküdar, Ürgüp üzerinden Üstübü, çok İstibeç, güzel. Üvez, Üves, Üzüm, Üzengi taşı ve Üzünç götürürken, Üveyik'ten ürüyerek, üvendirelerini sürüyerek yürüyen üçkağıtçıların ünü batasıca ünlemleriyle ürkü verdi. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Şimdi lütfen kalır mısınız? Sevgili dostlar, arkadaşımızın ses tonunu nasıl buldunuz? Artikülasyon olarak belirlediğimiz, anlatmaya çalıştığım boğumlamasında herhangi bir sorun yakaladınız mı? Bariz bir sorun. Kulağınızı rahatsız eden bir sorun yakaladınız mı? Ben de yakalamadım. Eğer düşünecek olursanız, dikkate alacak olursanız, eğer doğru bir diksiyon dersi, konuşma eğitimi dersi almayı tercih ederseniz, sizi mikrofonlarda ve ekranlarda görmek
olası. Ben de isterim hocam. Tercih ederseniz tabii. Teşekkür ediyorum. Alkışlar. Son derece başarılıydı sevgili kardeşimiz. Bir başka arkadaşımız geliyorlar. Bitiriyor muyuz? Hemen, hemen, hemen. Bir iki tane daha vaktim var mı? Bir tane alırım. Bir tane daha. Son arkadaşımı rica ediyorum lütfen. Bir arkadaş rica ediyorum. Buyurun lütfen. Siz, evet. Size bakıyorum. Evet, size bakıyorum. Buyurun. Buyurun lütfen. Buyurun. Tercih ettiğiniz herhangi bir harf var mı efendim? Ben özellikle şu harfi tam söyleyebiliyor muyum, söyleyemiyor muyum? Ben bildiğim kadarıyla bir sıkıntınız ama. Bir sıkıntınız yok. Çok güzel. Ama burası heyecanlı bir yer. Gayet tabii. Dört deryanın deresini sizden rica edelim lütfen. Dört deryanın deresi. Ne kadar güzel. Heyecanınızı kontrol edeceğiz. Heyecanlıyken nasıl okuduğunuza bakacağız. Lütfen. Dört deryanın derisini, dört dergahın derbendinde devrederlerse, dört deryadan dört der... Sakin olun. Şimdi bir sakin olun. Bir sakin olun. Lütfen. Bir daha göz gezdirin. Çok süratli olmayın. Çok heyecanlı girmeyin. Sakin, ben bunu okurum deyin. Önünüzde bir cümledir. Bunu gayet sakince okurum. Bunu halledersiniz. Evet, genellikle öyledir. Dört deryanın derisini, dört dergahın derbendinde devrederlerse, dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. Teşekkür ediyorum. İyi ki bunu seçmişiz. Ben daha önce dinlemediğim için hanımefendi kardeşimizi, E'lerinin açık olduğunu bilmiyordum. E'lerde sorununuz var. E'lere çalışınız. Normalde değildir hocam. Daha önce almıştım diksiyon dersi de burada çok heyecan yaptım. Daha önce diksiyon dersi almışsanız nasıl E'lerinizi bu şekilde açarsınız? Hocam ben inmek istiyorum. Tamam, inebilirsiniz ama bunu bu bir sorundan söz ediyorsunuz. Konuşmamız gereken bir sorun. Belirli bir diksiyon dersi aldığınızdan ama söz ediyorsunuz. Ama dersi içerisinde almıştık. Ne zaman aldınız? Nereden aldınız? Sene kimden önce aldınız? Hocamızdan almıştım. Kimden aldınız? Ders hocasından almıştım. Ders hocası. Şimdi acaba her ders hocası, herkesin ders hocalarına saygım sonsuz. Kendi konusu üzerindeki yetkinliğine de inancım tam. Ama diksiyon... Ne kadar yeterli. Ne dersi hocamızdı? Bir daha okuyacağım. Tamam. Mikrofonu almasam olur mu? Gayet tabii. Dört deryanın derisini, dört dergahın derbendinde devrederlerse dört deryadan dört dert, dört dergahtan dört dev çıkar. Yine olmadıysa da... Hayır, bu birincisinden başarılı değil mi arkadaşlar? Daha sakinleştim. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, oturabilirsiniz efendim. Sevgili dostlar, birlikteliğimiz burada sona eriyor. Katılımınız için, katılımınızdaki içtenliğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Serhat umudumuz, Akın Hoca gururumuz, Levent Hoca her şeyimiz. Biz de Lave TV'deyiz, biz de her gününüz. Ben de Lave TV'yi izliyorum. Ben de Lave TV'yi izliyorum. Her zaman Lau TV'yi büyük bir keyifle izliyorum. Siz de Lau TV'yi izleyiniz. Lau TV, bölgemizin ve üniversitemizin gururu.